Adaletteki kirlilik insanların ruhunu da kirletir. Değerli milletvekilleri, dün masum bir insan daha cezaevine gönderildi. Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü vardır. Bir masum insan cezaevine gönderileceğine 1000 suçlu dışarıya çıksın. Bakın, Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Şike kumpaslarında aynı şeyleri söylüyordunuz. Aynı şeyleri, ama masumiyet karinesini hep ihlal ettiğiniz için adalet tecelli ettiğinde maalesef utandınız. Ama asıl amaç Enis Berber'i cezalandırmak değil. Asıl amaç adaleti, demokrasiyi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni cezalandırmak. Bizim için, Cumhuriyet Halk Partisi için, hukukçular için Fethullah Gülen'in imamlarından talimat alan bir yargıçla saraydan talimat alan bir yargıç arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi ben soruyorum. Bu kadar siyasallaşmış bir yargıç 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapılıp böyle bir davaya nasıl bakabiliyor? Masasında Rabia şerti yapılan bir rakı sofrasında önüne rakı kadehi yargıcın, masanın ortasında Sayın Bülent Turan'ın fotoğrafı, hep birlikte rakı içiliyor. Yargıçlar bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Aynı zamanda da bağımsız ve tarafsız gözükmek zorundadırlar. Hele hele küçük bir ilçede bu tip masalarda oturan bir yargıçtan adalet beklemek mümkün müdür? Tüm kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Ama kimse merak etmesin. Kimse merak etmesin. Bugün genel başkanımız bir yürüyüşe başladı. Evet, Kılıçdaroğlu adalete yürüyor, özgürlüğe yürüyor, demokrasiye yürüyor. Ve sonuçta mutlaka eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi için mücadele eder, kazanacaktır diyorum, saygılarımı sunuyorum.